30 dakikadan herkese merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde kadın haklarına yönelik pek çok eylemler, programlar yapılıyor bugün. Ve Avrupa'da da pek çok programlar yapılıyor ve yapılmakta. Ve özellikle Türkiye'de yaşanan kadınlara yönelik ayrımcılık ve zulümle alakalı pek çok duyarlı insan Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sokağa indi, eylemler yaptı ve yapmaya devam ediyor. İşte bu yayında Avrupa'nın pek çok merkezine, şehirlerine bağlanacağız. Oralara kameralar tutacağız, sorular soracağız. O eylemleri ekrana getireceğiz. Evet, şimdi ilk durağımız Hollanda, Amsterdam olacak. Amsterdam'a bağlanıyoruz. Evet, şu anda Amsterdam'dayız. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle merhabalar. Merhabalar. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Feride. 20 yaşındayım. Buraya Türkiye'den geldim. Türkiye'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisiydim. Evet, burada Hollanda'da bulunuyorsunuz. Peki şu anda orada ne yapıyorsunuz? Evet. Orası neresi? Nasıl bir meydan Amsterdam'da? Onu biraz bize oradaki ambiyansı anlatır mısınız? Burası Amsterdam Dam Meydanı, Özgürlük Meydanı olarak da geçiyor. Biz de burada ülkemizde tutuklu bulunan, haksız yere, hukuksuz yere tutuklu bulunan kadınlar için Özgürlük Meydanı'nda onların özgürlük dileklerini dile getirmeye çalışıyoruz. Orada sloganlar atılıyor, o pankartlar var. Oralarda neler, dövizlerde neler yazıyor, sloganlarınız neler, neler yapıyorsunuz orada? Türkiye'deki tutuklu 11 bin kadın için ve 780 bebek için burada özgürlük talebinde bulunuyoruz. Burada yine Türkiye'den gelmiş ve Türkiye'deki kadınlar için özgürlük talebinde bulunan birçok insan var. Aynı zamanda Hollandalı farklı gruplar da burada ve insanlar burada birbirlerine kendi dertlerini anlatıyorlar. Biz de burada dünyaya Türkiye'deki kadın sesini duyurmak için bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi insanlara anlatıyoruz, insanları duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kimse bu zulmü duyurmadığı için biz buradan elimizden geleni yapmaya Peki çalışıyoruz. şöyle bir meydanı kamera tutalım. Meydandan kimlerin şöyle bir meydanı genişçe bir görelim. Genişçe. Şöyle meydan bu şekilde. Dam meydanı. Arkada saray var. Bayağı o ortalık kalabalık. Bir Evet. taraftan megafonla konuşmalar var. Dünya Kadınlar Günü için burada toplu bir etkinlik var. Biz de bu etkinlikte bir parçası oluyoruz bu şekilde burada. Evet. Peki orada düşüncelerini paylaşmak isteyen var mı? Az önce burada neler oluyor diye bir kadın sordu. Ben de Türkiye'deki kadınların hakları için buradayız dedim. Doğum yapan kadınlar doğumhaneden polis eşliğinde cezaevine götürüldüğünü anlattığımda yok artık o kadar değildir dediler. Gerçekten inanmak istemediler. Ben buradan duygularımı ifade etmek adına diyorum ki orada gerçekten bu zulümler yaşanıyor ve bunların duyulmasını, bilinmesini istiyoruz. Öncelikle bunlar bilinirse oradaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarının özgürlüğü adına bir adım atmış olacağız. Şu an o kadınlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden ancak bu geliyor. İnşallah bir an önce ses getirir, bir an önce onlar özgürlüklerine kavuşur ve işkencelerden kurtulurlar. Şu an yeni olarak bir Ankara'da çoğu lise öğrencisi olmak üzere, çoğu kız öğrenci olmak üzere gözaltındalar ve büyük işkence gördükleri iddia ediliyor. Onların bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını ve tüm kadınların çocuklarıyla suçsuz olan herkesin özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Peki çok bize çok teşekkür ediyoruz eylemleriniz için. Ben de buradan Tabii. herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Şu anda Almanya'ya Köln'e bağlanıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi Biz önce bir sizi bir tanıyalım. Neler yapıyorsun? Önce sizi bir alalım. Tamam, ben Elif Köken, Köln'de bir dernekte görev yapmaktayım. Buraya toplanmamızın sebebi bugün. Köln Dom Meydanı'nda toplandık. Türkiye'de bulunan kadınların, bu farklı meslek dallarında olan kadınların, öğretmenlerin, akademisyenlerin, yargıçların, hakimlerin, yani
sayamayacağımız çok meslek dalında görev yapan annelerin çocuklarıyla beraber suçsuz yere hapiste bulunmasına yönelik o konuda derdimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi yansıtmak amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu konuda bir sürü katılımıyla kendi sesini duyurmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bugün de bir fırsat bildik açıkçası. Çünkü evet. Sosyal medyanın haricinde Türkiye'de bir özgür bir medya olmadığından dolayı bu işkence ve eziyet çeken bayanların avukatlarından aldığımız bilgiler ve sosyal medyada olan duyurulan konularla alakalı dertlendiğimiz için dediğim gibi belki bu konuda birçok insanın bilgisi yok. Sosyal medyadan duyduğumuz bilgileri biz de aktarmaya çalışıyoruz evet, açıkçası. Peki, yani kadının sesi kısılmış durumda. Evet, şu anda arkanızda ben afişler görüyorum. Onlara biraz bize gösterebilir evet. misiniz? Mesela neler yazıyor orada? Neler dile getiriyorsunuz? Mesela Fatma Işık görüyorum. Orada başka evet. isimler görüyorum. Ya şu anda siz de medyadan biz de sizi yakından takip ediyoruz. Bu konulara olduğunca değiniyorsunuz. Melek Çetinkaya var, Ayten Öztürk var, Ayşenur Parıldak var. Melek Çetinkaya çocuğu suçsuz yere hapiste olan bir anne ve bunun için olabildiğince çıkıp bunu bir hani sokaklara çıkıp değil ama bir devlet kurumuna ulaşmaya çalışsa da yapamadığı için mecburen çıkıp bunu konuda derdini insanlara anlatmaya çalışıyor. Yine Ayşenur Parıldak içeride olan bir avukat arkadaşımız serbest bırakılıp tekrar içeri alınan yani bu meselenin oyuncak haline getirilmiş bir mesele alıyorlar bırakıyorlar. Yani genç bir arkadaşımız, onun haricinde bir sürü Mümine Açıkkollu arkadaşımız var. Onun eşinin zaten hikayesini biliyoruz. İlk hapiste eziyet ve işkenceyle ölen bir öğretmen abimizin hanımı. Fatma Işık var, Acun Karadağ var. Yani o kadar çok isim var ki şu anda sayamayacağımız ve bunlar hani medyaya yansıdığı kadarıyla olan isimler. Medyaya yansımayan o kadar çok binlerce insan var ki bu konuda biz de elimizden geleni yapabildiğimiz kadar evet. yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki Almanların bu konuya yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bakın Almanlar hani bu konuda anlatmaya çalıştığımız kadarıyla en basit bir örnek vereyim. Bir insanın pasaportuna el konması, suçsuz yere ve yurt dışına çıkamaması bile çok garip karşılıyorlar ve bunları duymuyorlar açıkçası. Birçok insan basın özgür olmadığı için birçok konuda haberi yok. Biz elimizden geldiği kadar tanıdıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yani insan olarak insani haklarımızı geri almaya çalışıyoruz açıkçası. Bu hani kimseyi kötülemek veya herhangi bir yere farklı bir duygu, düşünce vermek değil. Yani insanız hepimiz. İnsanca yaşamak her insanın hakkı bu dünyada. Bu Türkiye olur, Almanya olur, farklı bir ülke olur hiç fark etmez. Bu insan haklarını kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu bu konuda medyada çıkan arkadaşlarımızın çoğu vurguluyorlar. Eğer bir suç varsa bunu hukuki yollardan tespit edelim. Ama şu anda hukuk kalmadığı için maalesef yani herkes bu konuda çok dertli, muzdarip. Evet. En son hatta şu anda 18-25 yaş arası üniversiteli talebelerimiz yani hiç suçsuz yere bir, belki de gözdağı vermek amacıyla ya da korkutulmak amacıyla alınıp yani 8 gündür gözaltındalar ve işkence görüyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani en ufak bir çocuğa sorsanız, çok küçük bir çocuğa sorsanız bunu yani ne bileyim çok gerçekten acısı zamanlar yaşıyoruz. Evet. Biz de olabildiğince dualarımız ve bu tür aktivitelerimizle bunu duyurmaya çalışıyoruz. Peki Elif Hanım çok teşekkür ediyorum şahsınızda orada bütün o duyarlı o insanlara. Sizler eyleme orada devam ediyorsunuz. Oldukça da biraz soğuk galiba orada. Üstler paşalar evet, ve sıkı giyinmiş. Şu anda yağmur. Evet biraz yağmur yağıyor ama evet. bunlar engel olacak şeyler değil bizim için. En azından hapishane şartlarından çok çok iyi. Kesinlikle. Evet. Yani hepimiz hani belki aynı şart yani empati yapıp bu. Ya hiç kimse bu konuda gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Yani olabildiğince empati yapıp o şartları düşünüp yani biz de elimizden gelen evet. her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani durum bu şekilde Peki. burada. Peki çok teşekkürler Köl'de bütün o duyarlı çok insanlara çok selamlar görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz. Şimdiki durağımız Stuttgart. Stuttgart'tayız. Şu anda evet Mehmet Ali Bey merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Stuttgart'ta eylemdesiniz. 8 Mart eylemi. Peki orada neler oluyor? Önce orası neresi? Stuttgart'ın nasıl bir meydanı? Oradaki kalabalık ne? Neler yapıyorsunuz? Bize biraz eyleminizle alakalı bilgilendirin. Erkan Bey, Schwarzwald İnşaatif Grubu gönülleri burada bir eylem yapıyor.
Baden-Württemberg eyaletinin başkenti burası. Stuttgart, Schloss diye saray bahçesi burası. Stuttgart'ın merkezi burası. Ve burada da kadın, erkek, genç, yaşlı, yerli, yabancı birçok aktivist, gönüllü buraya gelmiş. Amaçları Dünya Kadınlar Günü'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mağdurların sesi olabilmek, acaba biz de bu mağduriyetlere giderme adına ne yapabiliriz diyerekten buraya gelmişler ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Az önce kalabalık her geçen dakika artıyor. Az önce gitarla şey yaptılar. Sonra şimdi gördüğünüz gibi sazla bu şeyi mağduriyetleri duyurmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben bu inisiyatifin sorumlularından bir hanımefendiye mikrofonu vereyim. Ona soruları sorabilirsiniz. Şu anda sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Nuriye Güzel. 2 yıldır Almanya'dayım. Biz de bu yollardan geçerek geldik. Türkiye'deyken gözaltında kalmıştım. Bu yollardan derken kafesin içerisindeki kafesin içerisindesiniz şu anda. Yani bir kafesiniz evet. Var sizin de tarihçi hayatınızda evet. Bu süreçte. Evet. Hı-hı. Bunu yaşamak nasip oldu. Tabii şu anda özgürüz. Biz özgürüz ama birçok özgür olamayan Türkiye'de, tabii sadece Türkiye'de de değil dünyada. Ama özellikle Türkiye'yi anlatmak istedik bugün. Türkiye'de birçok özgür olamayan anne var. Ve Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de onların sesine ses olmak istedik aslında. Onlara dikkat çekmek istedik bugün. Kadınlara güzel davranılması gerektiğini söylemek isterdik bugün. Burada kadınların çiçek olduklarından bahsetmek isterdik ama maalesef kadınlara davranmayı bile beceremeyen insanların bulunduğu yerlerden buralara geldik. Bunlara dikkat çekmek istedik bugün. O yüzden buradayız. İnisiyatif olarak, Schwarzwald inisiyatif olarak ve Türkiye'de ne kadar çok kadının mağdur olduğu, ne kadar çok kadının hapislerde bebeğiyle hamile olarak tutulduğu, esir edildiğini anlatmak istedik. Bu nedenle de böyle bir toplantı düzenledik. Orada bir kafes hazırlamışsınız. Peki o meydana da o kafesi koymuşsunuz. Orası bir hapishane canlandırmışsınız. Nasıl? Dikkat çekiyor mu? Nasıl Stuttgartlılar, Almanlar nasıl yaklaşıyorlar konuya? Evet, sabahtan beri, saat 12'den beri, hatta hazırlık süreciyle öncesinden beri buradayız. Gerçekten insanların çok dikkatini çekti. Gerçekten duygulananlar, hatta ağlayanlar oldu arkadaşların hikayesini duyup. Kendi geçmişleriyle benzerlik kuranlar oldu. Her ne kadar başlangıçta lider olarak kabul etsek bile daha sonrasında yaptıkları zulümleri kendi tarihleriyle özdeşleştirdiler. Ve gerçekten bizi anlamaya çalıştılar. Büyük bir ilgi oldu kesinlikle. Ya, tahminimden daha büyük oldu diyebilirim. Peki teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Mehmet Elevi'yi tekrar alayım. Mehmet Ali Bey şimdi oradaki resimleri bize biraz gösterebilir misiniz? Orada bazı resimler çizilmiş. Tabii neler ki anlatılıyor? Şimdi burada yine Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan bir abimizin çizdiği el sanatları var burada. Hacı abimiz de yanımızda. İsterse bir ona bir merhaba diyelim. Merhabalar. Duygularınızı alalım. Şimdi biz de buraya 4 yıl önce geldik. Bu süreçle birlikte geldik. Tabii ilk geldiğimizde ailemizden de ayrıydı. Yaklaşık bir 1,5-2 yıl ayrı kaldık ailemizden. Onlar da bir zorlu bir sürecin ardından gelmiş oldular. Biz Türkiye'de amatör olarak bu sanat işleriyle uğraşıyorduk. Buraya gelince de aynı şekilde devam ettik. Ebru, kaligrafi ve resim işleriyle. Burada Almanya'da mağduriyetimizi nasıl anlatabiliriz diye düşündük ve benim burada 2 tane sergim oldu. O sergide Türkiye'de yaşanan mağduriyetleri, gerek kadınların, çocukların, insanların yaşadıkları mağduriyetleri resmettik. Ve gelirinde de mültecilere bağışlamak üzere, Yunanistan'daki mültecilere bağışlamak üzere bağışlamış olduk. Böyle 2 tane programımız olmuştu. Bugün de arkadaşlar dediler, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir resim yapar mısınız dedi. Ben de Ebru üzerine bazı resimler hazırladım. İşte sizin eşiniz de şey olduk, Esma Ulu da dahil olmak üzere. Birçok resimler resmettik. Burada duvarları, Stuttgart'ın duvarlarına ve her yere astık.
onlara ilgi gösterdikçe, geldikçe Almanlara da biz kendi dilimiz dönmeyince anlatmaya çalışıyoruz. Burada ne anlatmak istediğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Evet Mehmet Ali Bey, sizin gerçekten bu Kadınlar Günü vesilesiyle ben tekrar bir başsağlığı dilemek istiyorum. Esma Ulu da eşinizi siz bu süreçte kaybettiniz. Zor, tabii çok zor çocuklarınızla birlikte. Tekrar başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin diyorum tekrar. Tekrarları başkaları yaşamasın bu acıları. Umarım bu eylemlerle bu sesi, bu zulmü pek dünyanın her yerinde duyurulmuş olur. Evet, umarım inşallah bir dahaki söyleşimiz, konuşmamız artık güzel şeylerden bahseder oluruz. Evet. Artık 11 bin tane kadının tutsak olmadığını konuşuruz. 780 bin tutsak olmadığını konuşuruz. İnşallah bu iyi dileklerimizi kabul olur ve bir an önce mağduriyetlerde sona erer diyoruz Erkan Bey. Peki, bütün duyarlı Stuttgart'taki eylemcilere buradan selam, görüşmek üzere. Şu anda Brüksel'e bağlanıyoruz. Evet, şu anda sizi tanıyabilir miyiz? Evet, benim adım Sema Aydoğan. Şu an Brüksel'de 8 Mart Kadın Hakları Günü olması hasebiyle yürüyüş yapıyoruz kadın hakları için. Evet, şu anda o yürüyüş halindesiniz. Peki, oradaki evet. Biraz bana oradaki ambiyansı, çığlıklar bir taraftan atılıyor. Evet, evet, duyuyorsunuz. Şu an burada hava aslında çok soğuk ve yağmurlu. Bir de biliyorsunuz koronavirüs tehlikesi var ama insanlar çok kalabalık. Binlerce kişi var şu an, tam sayısını bilmiyorum. Ve duyduğunuz gibi çığlıklar var, müzik var, coşku var. Evet, orada afişler görüyorum, dövizler görüyorum. Orada neler yazıyor, neleri nazara veriyorsunuz? Evet, şu an gördüğünüz afişlerde Türkiye'de hapiste oldukları için, öldürüldükleri için burada olamayan kadınlar için yürüyoruz. Onların yerine yürüyoruz. Onların duyulmayan sesini duyurmak için yürüyoruz. Evet. Peki orası şehrin neresi? Brüksel'in neresi orası? Önemli bir meydan, bir yol evet. Mu orası? Evet. Yürüyüşümüz saat 2'de merkez istasyonunda başladı. Şu anda Adalet Sarayı'na doğru yürüyoruz. Hatta şu an Adalet Sarayı'nı görüyorum. Evet. Yani merkezdeyiz, evet. Peki, orada peki bizlerle birlikte bize duygularını paylaşacak başka insanlar var mı? Eylemcilerden. Tabii tabii, burada biz çok kalabalığız. Kadın, erkek, küçük, büyük bir sürü kişi var. Hemen bir tanesini veriyorum. Şu anda sizin duygularınızı alalım ve isminizi önce öğreneyim. Merhaba, ben Elif İstif. Türkiye'den buraya yeni gelenlerdenim. Tabiri caizse kaçıp gelenlerdenim. 17 yaşında içeriye alındım ve annem babam da aynı şekilde. Zar zor Meriç şartlarıyla buraya kaçtık ve hala Türkiye'de olan ablalarımız için burada. Tabiri caizse onların arkasında durmaya geldik. Çok fazla kaybımız var. Çok fazla içeride olan çocuklarından, annelerinden, babalarından ayrı olan kadın var. Onlar için buradayız. Sesimizi bir nebze duyurabilirsek inşallah çok güzel olacak. Nasıl orada vatandaşların, yani Brüksellilerin bu olaya tepkisi, ilgisi nasıl? Sesini duyuramayanlar için buradayız. Bizime herkes bize bakıyor, evet diyor, Türkiye'deki olanları biliyoruz, size biz de destek çıkıyoruz deyip de arkamıza gelen bir sürü buralı vatandaş var, Belçikalı vatandaş var. Hepsi Türkiye'de olanları biliyoruz ve size destek çıkıyoruz, susmayın, sakın hakkınızı yedirmeyin diye bize şeyde bulunuyor, temennide bulunuyor. Evet. Peki, yaklaşık bir saattir yürüyoruz. İnşallah daha da fazla yürüyeceğiz ve sesi getireceğiz. Peki başka duygularını bizlerle paylaşmak isteyen eylemci var mı? Evet, tabii ki, ben hemen diğerini aktarıyorum. Teşekkürler bize bu hakkı tanıdığınız için, iyi günler. Merhabalar. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Aynur. Ben buralıyım, yerliyim. Ama tabii ki burada Türkiye'de 11 bin hapishanede olan kadınlar için geldik. Yani seslerini duyuramayan kadınlar için buradayız. Yani elimizden geleni yapıyoruz bugün. Evet. Orada peki Brüksellilerin ilgisini sizler, yerlisisiniz madem, onun çok eskiden beri oradasınız. Nasıl Brüksellilerin konuya ilgisi? Farklı görüşler var. Bu konuda hiç bilgisi olmayan insanlar var. Ama tabii ki bilgisi olanlar da var. O yüzden buradayız asıl, hani bu konuyu herkese göstermek için.
Bazı insanların haberleri yok. Hani çok insan bilmesi gerektiği için bu konuyu. Yani bugün hani insanları uyandırmak için buradayız. Peki teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum. Rica ederim Erkan Bey. Görüşmek üzere. Evet, şu andaki durağımız Londra. Londra'dayız. Merhabalar. Merhaba Erkan Bey. Şu anda önce bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Human Solidarity'de, Human Rights Solidarity Derneği'ndeki arkadaşlardan, gönüllü çalışan arkadaşlardan birisiyim. Şu an Londra'da ve parlamentodaki bir projenin bir programa katılmış bulunuyoruz. Orası neresi? Londra'nın neresi? Burası Londra'nın tam merkezi, Trafalgar Square'dan bir 10 dakika uzaklıktayız ve parlamento binasının tamamen önündeyiz. Çok gerçekten güzel ve kalabalık bir kalabalığın katıldığı güzel bir program var şu an burada. Dünya kadın hakları ile ilgili. Evet, bayağı bir heyecan var. Orada peki orada bu ambiyansı anlatabilir misiniz? Orada şimdi sesler geliyor kulağıma. Orada epeyce de insan var anladığım kadarıyla meydanda. Evet, dün de bir programa katıldık. İkisinden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten müthiş bir coşku var ve insanlar çok heyecanlı. Dün katılmış olduğumuz program Million Women's Rise'ın organize etmiş olduğu bir programdı ve 10 binden fazla kadının katıldığı bir programdı. İnanılmaz bir coşkuydu gerçekten. Kendi adıma yıllardır içimizde biriken, sinirlerimizde biriken hüzün, kırgınlık, çaresizlik gibi duyguları sese soluğa çevirmenin verdiği bir hazla nefes bulduk diyebilirim. Ve son zamanlarda hakikaten yaşanan süreçle mağduriyetlerle her gün hissetmiş olduğumuz hayal kırıklığı, belki insanlığımızdan utanacak hissiyatları bir nebze olsun buradaki enerjiyle gerçekten bertaraf ettik diyebilirim. İnsanlar pankartlarını, bannerlarını hazırlamış ve dünyanın her yerinden kadın haklarını, ihlal edilen kadın haklarının duyurusunu yapmak, birilerinin sesinin soluğu olmak adına hazırlanmış. Yağmur yağıyor şu an burada ama buna rağmen birbirlerine kenetlenerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten müthiş bir şey. Evet. Peki pankartlarla alakalı biraz bize bilgi verin. Orada küçük çocuklar da görüyorum. Evet. Pankartları Human Rights Solidarity Derneği'nde kadın komisyonlarında vazifeli olan gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. 7'den 70'e herkesin emeği var diyebilirim. Sadece pankartlar değil, bannerlar ve yürüyen bir hapishane hücresi hazırlandı. Dünkü programda bu yürüyen hapishane hücresinin içerisinde bebeği ve çocuğuyla mağdur olmuş bir anne içerisinde yürütüldü. Ve bu yürüyüşte o kadar çok insan önündeki bannera dikkat etti ki, hani Türkiye'deki mağduriyetlerin altını çizmeye çalıştık. Ne kadar gazetecinin, ne kadar kadının, ne kadar hamilenin, ne kadar bebeğin, çocuğun hapishanede olduğu veya hapishanenin dışında ne kadar kadının şiddete maruz kalarak hayatını kaybettiği, bunları istatistik bilgilerini bannerlara bastırıldı ve insanlar bunları sordu. Hapishane hücresindeki, içerisindeki bayanın elini tutarak destek olmaya çalıştılar. Gerçekten müthiş, müthiş bir etkileşim vardı. Ve dünkü programın sonunda da burada Human Rights Solidarity Derneği'ndeki aktivist arkadaşlardan birisi çok güzel bir konuşmayla gösteriyi bitirdi. Konuşma esnasında da eş zamanlı şekilde 3 dakikalık bir video 10 binlerce insana izletildi. Bu gerçekten farkındalık uyarmak adına müthiş bir şanstı diyebilirim. Evet, peki. Ve gerçekten şu an bize çok huzurlu bir yorgunluğu kaldı. Bugün de devam ediyor hala. Evet, şu anda küçük bir eylemci karşımızda. Önce sizi tanıyalım. İsmim Zübeyir, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Evet. Orada ne yapıyorsun? Niçin geldin eyleme? Şu an böyle kadınlar günü olduğu için böyle biz community olarak bunu
buna böyle destek vermek için geldik bugün. Peki küçük yaştan başladın bu eylemlere demek. Peki teşekkür ediyoruz bu duyarlılığın için. Dedi. Çok teşekkür ediyorum bu eylemleriniz için. Katılan herkese buradan selamlar. Teşekkürler. Şu anki durağımız Paris. Evet, Paris'teyiz. Merhabalar. Merhabalar. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Zeynep. Zeynep Cafer. Burada iltica ettik. Ailemle birlikte 2,5 senedir burada yaşıyoruz. Evet, orada neler yapıyorsunuz? Orası Paris'in neresi? Biraz eylem burası, ve meydan hakkında bilgilendirirseniz. Evet, burası République Meydanı. Seslerden de duyacağınız üzere biraz sonra göreceğiniz görüntüler üzerine burada şu an 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir sürü gösteri yapılmakta. Burası Paris'in göbeği. Çok önemli bir meydan, Cumhuriyet Meydanı diyebiliriz buraya. 8 tane Türkiye'de mağduriyet yaşamış bayanın, ablanın durumunu aktarıyoruz şu an. Gelen soranlara bunlarla yönelik, bunlara alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Bu etkinliği Peaceful Actions Platform işbirliği halinde Paris merkezi Stop Erash tarafından düzenliyoruz. Kadınların Türkiye'deki durumuyla ilgili bazı oranlar, sayılar paylaşıyoruz. Gelenlere bu konularla alakalı aktarımlarda bulunuyoruz. Temennimiz Türkiye'de kadınlara olmak üzere tüm muhalif kesimlere yönelik durumların artık son bulması. Fransız kamuoyunun Türkiye'de olan bitenden haberdar olmasını istiyoruz. Fransız kamuoyuna da bunu duyuracağız. Peki İlk Fransızlar adam. Bu konuya Fransız mı diyeyim? Yani ne kadar ilgililer bu konulara? Şöyle ilgi gösteriyorlar. Tabii sadece Fransızlar değil. Çünkü Paris'te, Fransa'da Paris'te bu meydanda birçok milletten insan var. Fotoğraf çekip bilgi almak istiyorlar. Zaten bu yapılan program ilk değil. 2,5 senedir bu program yapılıyor. Bu sene buradayız. Daha önce de buradaydık. Yani bu zulümler inşallah biter umudunu taşıyoruz. Bitene kadar biz Türkiye'deki arkadaşların kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Peki meydanı bize bir gösterebilir misiniz? Neler var orada? Tabii bu tarafta yine gösteriler var. Meydanı gösteriyoruz. Hı hı. Orada evet gösteriler devam ediyor. Burada ceza yediler. Çok kalabalık görüyorsunuz. Yağmura rağmen insanlar geliyorlar. İlgilerini çekiyor. Evet. Peki orada eylemle alakalı bize görüşlerini bize paylaşacak eylemciler var mı? Eyüp Ensari Bey, merhaba. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Nasıl orada yağmur altında eylemdesiniz? Nasıl eylemin coşkusu, heyecanı nasıl? Şimdi Erkan Bey, yani dünyanın neresinde ne sorun varsa bu Paris'te rastlıyorsunuz. Bu Cumhuriyet Meydanı dediğimiz Republic Meydanı'nda Cezayirliler, Taylandlarla birlikte bizler Türkiye'deki zindanlardaki özellikle 11 bin kadının sesi olmak için bir araya geldik. Ama onlarca Paris'in başka meydanında da yine dünyada kadınlara yönelen haksızlıklar dile getiriliyor. Evet, orada bayağı heyecan var gördüğüm kadarıyla. Mikrofonda, hoparlörlerde insanlar konuşuyorlar ve yağmur da bir taraftan devam ediyor. Öyle, bu soğara rağmen buradalar. Şimdi doğudan güney ülkelerinden gelenler kendi ülkelerinde biz masumuz deme bile hakkı verilmediği için buralarda bu imkanı buluyorlar. Geride bıraktıklarının sesi oluyorlar. Ama şu da var ki bu meydan başta olmak üzere Batı ülkelerinde kendi hükümetlerini insanlar kıyasıya eleştirebiliyor. Yani doğudan ve güneyden gelip de kendi ülkelerinde bu mümkün olmayan insanların gıptayla baktığı bir mesele. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Sübeyse. Bir Fransa'da doğumlu bir Fransız vatandaşıyım. İşte dünyada ve bütün yani Türkiye'de özellikle kadınların yaşadığı bu mağduriyeti dile getirme adına buradayız. Bu yağmurlu günde gördüğünüz üzere. Yani dünyanın her yerinde kadınlar ciddi manada sıkıntı çekiyor. Türkiye'de de süreç başlayalı ciddi manada çok sayıda kadın bu mağduriyetten
nasibini aldı. Çocuklarıyla birlikte cezaevlerinde ciddi manada sıkıntı çekiyorlar. Biz böyle onların ses soluğu olmak üzere burada bulunuyoruz yani. Gerçekten sıkıntılarını paylaşıyoruz. Ve bu işlerin, bu meselelerin değişmesi adına biz de bir çorbada tuzumuzun bulunması adına buradayız. Evet, peki çok teşekkür ediyorum bu güzel eylemleriniz ve duyarlılıklarınız için. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Evet, merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba Erkan Bey, Recep Gündüz ben. Türkiye'de yaşadığım 16 aylık tutukluluktan sonra Fransa'ya kaçak yollarla geldim. Burada iltica ettim. Bugün benim geçmişte yaşadığım durumu yaşamakta olan binlerce kadının, arkadaşımızın sesi olmak üzere burada toplandık. Zira malumdur ki Türkiye'de özgür basın olmadığı gibi insanların kendini ifade edebileceği herhangi bir platform kalmamıştır. Sosyal medyada dahi kendini ifade etmeye çalışan, hak ve özgürlüklerden bahsetmeye çalışan insanlar tutuklanmakta, gözaltına alınmakta, tehditlerle, işkencelerle susturulmaya çalışılmakta. Bizler de bunun bilincinde olduğumuz için bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle burada toplandık, bir araya geldik. Hem Türkiye'deki zulme maruz bırakılmış insanların, başta kadınların olmak üzere tüm dünya kadınlarının haklarını ifade etmek üzere burada toplandık. Yoğun yağmura ve soğuk evet. havaya rağmen buradayız. Peki, aralıksız devam ediyoruz. Buyurun. Önünüzdeki afişte kim var? Kimi siz orada tutuyorsunuz? İki çocuğa sahip Fatma Işık hanımefendinin afişi var elimde şu anda. Fransızca ve İngilizce olmak üzere afişte kendisiyle alakalı bilgiler yer almakta. Burada insanlar elimizdeki afişlere önce bir ilgisiz bir şekilde yaklaşıyorlar ama okuyup içeriğini gördükleri zaman çok ciddi derecede şaşırıyorlar ve bize gelip soruyorlar. Yani bu tuttuğunuz afişteki bilgiler gerçek mi diye. Çünkü inanamıyorlar. Yani 21. yüzyılda Türkiye gibi Avrupa Birliği'ni hedefleyen, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan, tabii bu son yıllarda söz konusu değil ama daha önceki süreçte Avrupa Birliği'ne girmek için ciddi manada çaba sarf eden Türkiye'de böyle şeylerin yaşandığına istemiyorlar. Ama ne yazık ki onlarla konuştuğumuzda, onlara yaşadığımız zulümleri, yaşanan zulümleri anlattığımızda gerçekten çok üzülüyorlar. Hem Türkiye adına üzülüyorlar, hem bu zulme maruz bırakılan insanlar adına çok üzülüyorlar. Bizler için yapabilecekleri bir şeyler olup olmadığını soruyorlar. Bize destek verdiklerini söylüyorlar yani. Evet, peki çok teşekkür ediyorum bu değerli eyleminiz için. Ben teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için.